çiçekler için sağ olun. Seni sağlıklı gördüğüme sevindim Atakan. Teşekkür ederim. Cezayir'e güvenebileceğimizi söylemiştin. Beni arkada bırakmadı. Ama operasyonu tehlikeye attın. Cezayir için Erman'a teslim olmamalıydın. Yani müttefiklerin kilidini açabilecek tek adam o. O olmazsa bu işi başaramayız. O senin düşüncen. Gerçi benim kimliğim açığa çıkmadığı müddetçe benim onunla herhangi bir sorunum olmaz. İzin verirseniz sizi kardeşime söyleyebilir miyim? Devletin arkasında olduğunu bilmek onu daha güçlendirecektir ve daha çok işimize yarayacaktır. Şimdilik dışarıda kalsın. Daha operasyonun çok başındayız. Ya Cezayir? Artık çok soru sormaya başladı. Mesela? Mesela devletin arkamızda olup olmadığı, bir de şu USB meselesi var. Bunun içinde toryum nükleer santrali prototipi olduğunu söylemedin değil mi? Hayır, söylemedim. Bizim için mühim olan o prototipin müttefiklerin eline geçmemesiydi. Zaten seni Sırbistan'a da bunun için yolladım. Unutma. Cezayir'e yalan söylemek hoşuma gitmiyor. Hiç düşünmeden devleti için canını verebilecek bir adama bu kadar ihtiyatla davranmamalıyız. Sır saklamak bizim geleneklerimizde çok büyük bir erdemdir Takan. Sen de bilirsin. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'a rüyanı kardeşlerine bile anlatma derken sır saklamanın onun hayatını nasıl kurtarabileceğini ima ediyordu. Eğer sır saklamayı beceremezsek saklamadığımız sırın hangi kulaklara ulaşacağını ve nasıl belalara yol açabileceğini tahmin bile edemezsin. Ben aksini söyleyene kadar kimseyle bir şey paylaşmam. Kızgınlığınızı ve telaşınızı anlıyorum beyler. Ortalık o kadar karışıkken ve tehlike bu kadar yakınken kontrolün elinizde olmamasından dolayı kızgınlığınızı anlıyorum. Ama sanki benimle dün tanışmışsınız gibi tedbir almaya kalkışmanızın bir lüzumu yok. Şunu hepinizin anlamasını istiyorum. Masanın lideri, masanın aleyhine olmadığı sürece kimlerle işbirliği yaptığını uygun gördüğü zaman da söyler. Eğer bu işbirliği masanın aleyhine sonuçlanırsa masadakilerin liderden hesap sormaya hakkı vardır. Başımız pisliğe battıktan sonra hesap sor. Sözüm daha bitmedi Malkaralı. İkinci konuya gelince Atakan devlet için çalışmıyor. Tam tersi müttefiklerin karşısına dikilen ilk kişi olduğu için ayağa kaydırılmış bir şekilde yanıma geldi. Atakan olmasaydı yediğimiz ilk yumruğun nereden geldiğini göremezdik bile. Ne yalan söyleyeyim Cezayir. Devlet arkamızda deseydin beni rahatlatırdın. Al benden de o kadar. Devlet yoksa zor. Müttefikler yabancı istihbaratlardan bile yardım alıyorlar diyen sen değil miydin Cezayir? Evet. Kullanıyor olabilirler. Ha. O vakit
Eşyamıza bakmadan Hasan Dağı'na, oduna gitmeyiz abi Cezayir. Devlet arkamızda olmadan onlarla nasıl baş edeceğiz? Daha öncekilerle nasıl baş ettiyseniz öyle. Hiçbiriniz bugünlere devleti arkanızı alarak gelmediniz. Hepiniz kendi çabalarınızla, kendi mücadelelerinizle dayı oldunuz. Beyler, bundan sonra daha dikkatli olup doğru zamanda doğru hamleler yapacağız. Öyleyse bir planın vardır demek ki Cezayir. Var. Ne peki? Sarı Sinan. Sarı Sinan mı dedin? Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sinan nerede? Bahçede abi. Odun kırıyor. Odun mu? İşini bulmuşsun bacanak. Ne yapayım bacanak? Bana burada hapis hayatı yaşatıyorsun. Senin salaklığın yüzünden. Kendini Cezayir'e açık etmeyecektin. Gel otur. İçer misin? Sorulur mu? Doldur. Gemi bir iki saate gelir. Hazırlıklarını yapmışsındır inşallah. O iş bende, merak etme. Malı gemiden yatla alacağım, karaya çıkar çıkmaz da dağıtımcılara vereceğim. Hiçbir şeyin aksamaması lazım Sinan. Çuvallarsak telafisi çok güç olur. Tazıya şimdiden kıllık yapmaya başladı. Derdi neymiş? Sensin. Sabıkasız adam istiyor. Yok öyle bir dünya. Ağzının payını verdim tabii ama sen de dikkatli ol. Köyden dışarı kafanı bile çıkarma. Dağıtımcıları da buraya çağır. Burası bizim kurtarılmış bölgemiz. Bizden gizli kimse girip çıkamaz. Öncelikli işimiz bu Sarı Sinan'ı bulmak. Müttefiklerin Erman ve Taziyev'den ibaret olmadığını biliyoruz. O baskında tespit edemediğimiz üç kişi daha var. Onların kim olduklarını bilmiyoruz. Onların kim olduklarını bulabilmemiz için bu Sarı Sinan'ı bir an önce bulmamız lazım. Yani ipliğin ucunu bulup çekmeye başlarsak geri kalanı ilmik ilmik sökülecek. Bu adam eskiden uyuşturucu işi yapıyor dediniz ya. Şimdi de belki müttefiklerle uyuşturucu işine girmiştir. Zannetmiyorum. Müttefiklerin işi silah. Uyuşturucuyla alakaları yok. E o zaman Sarı Sinan ne işlerine yarayacak ki? Silah işine girdiyse? Yok. O herifin ne kalibresi yeter ne de tecrübesi. 15'li doğru söylüyor olabilir. Sinan'ın en iyi yaptığı şey uyuşturucu pazarlamak. Eğer Erman bu Sinan'a uyuşturucu işi yaptırıyorsa başımıza başka çoraplar örmeye başlıyor demektir. Tam da reis. Sinan hiçbir zaman kafa adamlardan biri olmadı ki. Erman onunla niye iş versin? Doğru. Sarı'ya gelene kadar Erman'ın kapısını çalacağı en az 3 tane adam biliyor. Kurdun adı çıkmış tilki baş kesiyor. Burada oturup kukumav kuşu gibi düşüneceğimize bu Sinan'ı bulup ne istiyorlarmış öğrenmemiz lazım.
İyi de nereden başlayacağız ki arabaya? İşte onu elimizden kaçırmadan önce düşünseydik kardeşim. Selamun aleyküm. Allah'ın sevgili kulları. Nihayet teşrif ettiniz Mişon Bey. Ne o elinde ki? En pahalısından fıstıklı baklava. Size baklava getirdim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Sağ ol da yani bu çok değil mi? Dokunmasın bize. Yarım kilo daha ne olacak? Mişon, 7 kişiyiz ya burada hani. Ömer, 8 adet. 1 adet de fazla. Adam başı birer tane diyorsun yani ha? Evet. Doyumluk değil, tadımlık. Ha beğenmediysen ben bunu eve götüreyim. Bırak ulan bırak. İşimiz bitince yeriz. Yerler. İsimiz mi? Yine bir isimiz var. Hayırdır? Mişon, Sarı Sinan diye bir zerzevat var. Tanır mısın? Bilir misin? Şeytanı mı olsun? Oho, o benden çok mücevherat aldı. Kime? Karısına mı? He? Ne karısı be ateş? Bunun uzatmalı bir sevgilisi var. Pavyonda sarkıcılık yapıyor. Adı Pırıl. Bu adamı bir koparıyor, bir koparıyor. Sarı Sinan buna körkütük asik. Adamın iliğini, kemiğini sömürdü geçen gün araba almış. Buldum. İşte bize bir fırsat. Pırıl sayesinde bu Sinan'a ulaşabiliriz. Ne yapacağız? Kadını pavyondan kaldıracağız, işkence edeceğiz. Saçmalama baba. Ne işkencesi? Reis, bizim derdimiz bu Sinan'ı ortaya çıkarmak değil mi? Nasıl olacak o? Mişon demedi mi işte? Sinan kadına aşık diye. Sinan'ı kıskandırmanın bir yolunu bulursak o da kafasını çıkartacaktır. Yani diyorsun ki birisi kadına kur yapıp aklını çelecek, öyle mi? Ben yaparım. Ama kadın benim tipim değil. Bir de klas olarak tabii çok farklıyız biz. Ben yapamam. Yani bu iş için aramızdaki en yakışıklı kimse onu kullanmak lazım. Ben de yapamam. Şimdi ateş zaten bu yakışıklılık meselesi değil, bu tecrübe meselesi. Ne bakıyorsunuz lan? Yok artık. Ulan bu kadar adamsınız, bu işi de mi bana kitleyeceksiniz? Yok ondan değil de Cezayir, hani Mişon tecrübe deyince. Ulan siz var ya, adamı yoldan çıkarırsınız. Yaptığınız planında, yapacağınız planında. Yalnız benim aklımda biri var Cezayir. Sana bilahare ileteceğim. Hadi. Afiyet olsun. Demir, bu bize söylediğini Allah aşkına reise söyleme. Ne olur ya. Ya niye? Ne var bunda? Allah Allah. Hala ne var bunda diyor ya. Söyleme. Söyleyeceğim. İyi, söyle. Söyle. Nereye gidiyoruz reis? Sen gitmiyorsun, ben tek gidiyorum. Nasıl dersen reis. Reis, bu arada güzel bir haberim var. Ne oldu? Benim halamın oğlu Ecza deposunda çalışıyor. Söyledim ona, 10 tane adrenalinesi verecek bize. Niye? Geçen sen tufanı küskürtledin ya reis. Ne yaptım, ne yaptım? Adrenalinesi soktun ya adama. Hani birden dile geldi reis. Hani ben de dedim ki konuşturmak istediklerimizi alırız.
Üsküdar'ız diye düşün. Kızma Cezayir. Kızma, sabret. Sabret. Allah sabredenlerin yanındadır. Sabret. Ne oldu ki reis? Ulan o iğneyi sağlıklı, normal bir adama çaktığın anda anında kalp krizi geçirip öbür tarafı boylar. Tamam reis. Hiçbiri sağlıklı değil. Hepsi sigara içiyor. Ha, sen yok dersen, öldürmeyelim dersen az küskülleriz. Sus ulan sus. Sus. Yoksa seni ben küsküleyeceğim. Gülmeyin lan. Açayım reis. Aklıma mukayyet ol ya Rabbi. Aklıma mukayyet ol. Demir. Sandıkçıoğlu. Hayırdır? Niye çağırdın beni? Hayırdır, hayır. Uzmanı olduğum bir konuda yardımına ihtiyacım var Süslü. Neymiş o konu? Nasıl, hangi konuda uzman olduğunu bilmiyor musun? Kadınlar. Kadınlar? Hangi kadınlar? Oğlum sen 5 kere evlenip 11'de net çocuk etmedin mi oraya? Allah Allah. Ne olmuş yani? Dünya zengini Elon Musk'ın da 3 ayrı kadından 11 tane çocuğu var. Ben yapınca mı kabahat oluyor Sandıkçıoğlu? Kendini kıyasladığın adama bak. Adı üzerinde adam dünyanın en zengini. Tamamına alınma bir şey demedik. Şimdi beni iyi dinle. Hı. Şimdi Ekin. Bana yalan söylemenin cezası. Ne yalan Ekin? Naser amiri müvekkilin değilmiş. Bunu öğrenemeyeceğimi mi sandın? Ekin affedersin, özür dilerim. Niçin arıyordun bu adamı? Bu sefer doğruyu söyle ama. Babam ve ortağının bir arkadaşı kaybolmuştu. Naser elimizdeki son ipucuydu. Babanı severim biliyorsun. Fakat yaptığı bazı şeyleri hiçbir zaman onaylamadım. Ona yardım etmek istemeni de anlıyorum. Ama kendi iyiliğin için bazı meselelerden uzak durmalısın. Bak Ekin, babam ve çevresinden bana zarar gelmez, korkma. Hem İstanbul'a gelmemin tek sebebi ona yardım etmek değildi. Ne öyleyse? Vedat. Vedat'ı kendimden uzak tutmam gerekiyordu. Artık gücünün yetmeyeceği biriyle çalışıyorum. Bana dokunmaya cesaret edemez. Ne diyorsun sen? Karşına mı çıktı o manyak yoksa? Evet, geçen gün ofiste karşılaştık, tesadüf. Hala bana takıntılı. Ah Berfin, belki de İstanbul'a hiç gelmemeliydin. Berat için bir şey fark etmeyecekti ki. Zaten Urfa'da da peşime adam takmıştı, beni takip ettiriyordu. Babanın haberi var mı bundan? Hayır, söylemedim tabii ki. Babamın böyle bir şey duyduğunda ne yapacağını ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Hem o pislik için babamın başının belaya girmesini istemiyorum. Güvende olduğuna emin olmalıyım. Vedat'ın gücünü yetmeyeceği şu insan kim? Babam dahil hepsinin başı olan biri. Cezayir Türk. Yani şimdi sen diyorsun ki git şu Pırıl'ı bul. Ne yap et, ikna et. Cazibeni kullan, baştan çıkar. He? Aferin Süslü. Ha bunu mu anladın dediğimden? Kadına biraz ilgi alaka göster yeter ya. Heh. İşte o göstereceğimiz ilgi alakanın bir dozajı olmalı ama. Şimdi maksat Sarı'yı kıskandırmaksa o dozajı biraz yüksek vermeli. Sen Sarı'nın adamlarının tikadını çekecek kadar dozaj ver, gerisini bize bırak. Biz halledeceğiz onu. Yani hem ikna et, hem de yaklaşma diyorsun. Elinin körü Süslü. Ne anladıysan o. Peki sen bu Sarı'nın çıkıp geleceğini nereden biliyorsun? Bilmiyorum ki. Şansımı deneyeceğim. Vay be. Basbayağı yem ettin beni ha Sandıkçıoğlu. Korkuyor musun lan? Yok, daha neler. Yalnız şunu peşinen söyleyeyim. Sarı karşıma çıkarsa benim elimde armut toplamaz ona göre.
Babaya bak. Sakin adamı öldüreyim deme ha. Ya bu adam bir şey demeye gelmiyor ha. Durup dururken öldürecek adamı. Zarar verecek değil mi? Ne istiyorsun? Konuşma. Vedat, bizim konuşacak bir şeyimiz yok. Beni takip etmeye devam edersen polise gideceğim. Senden vazgeçmedim. Vazgeçemem. Sen benim hayatta sevdiğim tek insansın. Ne istersen yaparım. Yeter ki evet de. Klişe saçmalamalarım bittiyse... arabama binmek istiyorum. Ben çok değiştim. Artık eski Vedat değilim. Bırak kolumu. Anlamıyorum. Bir kadın sevilmekten başka ne ister, ha? Bana bir şans daha ver. Ne olur. Ben sadece sevilmek değil, sevmek de istiyorum. Ve ben seni hiçbir zaman sevmedim. Hiçbir zaman da karı koca olmadı. Sus! İşte bu. İşte bu gerçek Vedat. Sen değişmezsin. Çünkü sen hastasın. Beni rahat bırak. Yaylanın soğuk suyu da deldi varumu deldi. Yaylanın soğuk suyu da deldi varumu deldi. Üç günlük gelunum işte bana haber geldi. Seni zalimin kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni koynuma da sersem ince beluni. Ha bu yandan öteyi nazara dur nazara. İkimizi koysunlar da senun ile mezara. Senun ile mezara oy. Buyur Leyla Sultan. Cezayirli sizi dinliyor. Neşenizi neye borçluyuz acaba? Vallahi keyfim yerinde. Sürpriz yapıp şimdi gidip Sunay'ı alacağım. Sonra da gelip seni alacağım. Güzel bir plan yaptım. Önce yemek yeriz, sonra da sinemaya gideriz. Ne dersin? Harika. İşte bana böyle planlarla gel. Ama filmi ben seçeceğim. Allah aşkına aşk filmi olmasın da. Ne seçiyorsan seç. Allah Allah. Cezayir Beyciğim, sizin bu aşk filmleriyle derdiniz nedir? Yok, benim aşk filmleriyle bir derdim yok da... ben aşkın kralını seninle yaşıyorum kızım. Ne yapayım sahtesini? Allah Allah, düşüp bayılacağım şimdi. Ne oldu sana? Şaşırtıyorsun beni. Romantizmi falan mı yuttun? Vallahi ne hap yuttum bilmiyorum da. Bana zamanında bir hap yutturdun. Hala onun etkisindeyim kızım ben. Hadi bekliyorum. Al Sunay'ı da gel. Öpüyorum. Senun ile koysunlar da ikimizi mezara, ikimizi mezara oy. Yes, biliyordum. Nerede o?
Allah Allah. Nasıl oldu ki bu? Akşamki konserin kaçta başlıyor moruk? Hiç başlamıyor Birol. Hayda, niye? Vallahi belediyeden gelmişler, mekanı kapamışlar sağlık koşullarından. Konser iptal. Oğlum senin bu çölde kutup ayısı halin ne olacak ya? Sınavdan BA aldın, konser iptal oldu. Kankacığım konseri bilemem de sınavdan bile isteye BA aldım be. Ne alaka lan? Öyle gerekti işte. Yapacak bir şey yok. Kanka, sonra görüşürüz. Suna! Şişt, Suna dursana. Ya gel gel, gel gel. Suna durur musun bir? Ne istiyorsun yine ya? Ağa almışsın sınavdan, tebrik etmeye geldim seni. Evet. Şaşacak bir şey yok bunda. Sen kendi BA almanı tebrik et. İndirdim kralı tahtımdan. Belki de kral olmaktan sıkılmışımdır. Ya da kralın bir kraliçe ihtiyacı vardır. Tamam, o zaman bir iskambil kağıdı alabilirsin mesela kendine. Orada vardır kraliçe. Yanlışım var. Çünkü bizde krala papaz, kraliçeye de kız derler. O zaman dikkat et. Kız ararken papaz bulma yanlışlıkla. Suna. Ben senden hoşlanıyorum. Ne? Duydun işte. Hoşlanıyorum ya ben senden. Niye ya? Yani öyle şey olmaz ki, aklındaki gibi bir şey olmaz bizden sevgili falan. Niye olmasın? Hem bak daha tanıdıkça daha çok seveceksin beni. Hatta bir gün bir bakmışsın Romeo ile Juliet gibi olmuşuz. Ne? Ne alaka? Ya istemiyorum ya. Ya Suna. Ya hem sen o hikayenin devamını bilmiyor musun? Sonunda intihar ediyorlar. Ya tamam, en azından bir iki hafta çıkalım. Baktın memnun kalmadın, ayrılırsın benden. Ben güveniyorum kendime. O ne demek ya, memnun kalmasam iade mi edeceğim seni evine? Robot musun sen? Aşk robotu filan. Sen evet diyene kadar vazgeçmeyeceğim. O zaman daha çok beklersin. Lan! Baba. Ne yapıyorsun lan sen? Hı? Bunu yanlış anladınız. Bana bak lan. Seni bir daha kızımın yanında görürsem o ağzını kulaklarına kadar dikerim senin. Bravo sana. Yine çok güzel racon kestin. Kim o çocuk? Arkadaşım. Adı ne? Derdin bu mu hala baba? Evet bu. Soysal. Soysal. Ne yapacaksın şimdi? Gidip evini mi bulacaksın? Bomba mı atacaksın evine? Babayım ben baba. Baba! Evet babasın. Mafya babası. Ne dedin sen? Bir kere Cezayir Türk olma. Sadece benim babam ol dedim. Senin baban olmak kolay mı zannediyorsun? Evet gayet kolay baba. Ne güzel, canın ne isterse gidip yapıyorsun işte. Eve gidince anana hesap verirsin. Gelme peşimden. Buraya gel dedim. Cezayir, Suna ne oluyor?
anne babama sor ne olduğunu. Ne mi oluyor? Anlatayım. Kızın okulun önünde bir çocukla öpüşüyordu. Ya ben öpüşmedim kimseyle baba ya. Anne soysal bir anda yaptı. Ben de şaşırıp kaldım zaten. Tam o sırada babam geldi. Dövecekti neredeyse çocuğu ya. Dövüyor muydu? Öldüreceğim ulan onu daha. Tamam. Öldüreceğim. Cezayir sakin ol. Çocuk yok karşında. Kendisi çözebilir. Çözseydi o zaman. Sen eğer egonu bir kenara bırakırsan ben her şeyi çözeceğim kendi başıma baba. Görüyor musun? Dillerini görüyor musun? Bak pabuç kadar. Görüyor musun? Tamam. Suna tamam. Egoymuş. Ne egosu? Benim hayatım sizsiniz. Siz. Öyle mi? Biz senin hayatının tam olarak neresindeyiz baba ha? Senin hayatın her zaman önce işin. Ondan sonra eğer vakit kalırsa biziz. Suna. Ya saldırmadan önce eğer bir dinleseydin, bana biraz güvenseydin ben zaten halledecektim baba. Sorumluluk ver ama hak verme. Böyle babalık olmaz. Senden mi öğreneceğim babalığı? Buraya gel. Buraya gel. Tamam Cezayir, sakin olur musun biraz? Ne yapıyorsun? Bir genç kız o. Böyle mi yaklaşacaksın? Zaten bütün bunların hepsi senin yüzünden. Neymiş efendim? Gidip Karadeniz'de yaşayacakmışız. Buyur işte bak. Başıboş bırakırsan kız da böyle olur işte. Ne oluyor Cezayir, ne diyorsun? Biz ne zaman bu kızı başıboş bıraktık? Ayrıca başıboş olsa bile bu çocuk dünyanın en güvenilir çocuğu. Sana gelince. Bu kaba, kontrolsüz davranışlarınla hiçbir şey çözemezsin. Ha, şimdi bir de suçlu ben oldum yani, öyle mi? Cezayir, Allah aşkına git buradan. Git aklını başına al, sakinleş, öyle gel. Tamam. Tamam peki, gidiyorum. Sen de otur, kızınla aynı evde beraber yaşa. Cezayir. Suna. İyi misin kızım? Anne konuşmak istemiyorum. Suna lütfen biraz konuşun. Anne sakın bana her zaman yaptığın gibi babamı savunmaya kalkma. Hayır öyle bir şey yapmayacaktım yani birini savunmak için gelmedim. Konuşalım istiyorum. Tamam. Ben istemiyorum konuşmak. Çıkar mısın lütfen? Tamam kızım. Size önemli bir şey söylemek istiyorum. Hı. Hı. Dinliyorum. Okulda hoşlandığım bir kız var. Ve sizle tanıştırmak istiyorum. Madem istiyorsun, tanışırız oğlum. Kimmiş bu kız? Okuldan dedim ya baba. Hatta kızla aynı sınıftayız. Kızın ismi Suna. Oğlum onu sormuyorum. Kimin nesi? Yani annesi babası kim? Yani ailesini bilmiyorum ama babası bayağı tanındık biri. Tanındık derken? Bayağı ünlü bir iş adamı. Böyle internette fotoğrafları, röportajları, 50 tane şeyini gördüm adamın. Dur hatta göstereyim. Bak, Cezayir Türk. Bu adam mıymış? Evet. Aa, soysal burada adamın silah şirketi olduğunu söylüyor. Nasıl ya? Senin bu kızla sıkı fıkı olmanı istemiyorum. Anlamadım. Anlaşılmayacak bir şey yok. Bu kızla görüşmeyeceksin. Ayrıca bu kız bizim evimize asla gelmeyecek. Niçin baba, ne oluyor ya? Niçini var mı evladım? Baban gibi hukukçu bir adamın silah tüccarıyla ne işi olabilir? Anneciğim ben adamdan gidin silah mı alın dedim ya. Kızı arkadaşım dedim sadece yani bundan doğal ne var ki? Yani bu kadar büyütülecek. Sen bu kıza tanıştırmak istiyorsan ciddisin demektir. Ya senin niyetin nedir yani? Evlenmeyi falan mı düşünüyorsun? Yok artık. Baba ben kaç yaşındayım, ne evlenmesi ya, dalga mı geçiyorsun? Tamam, o zaman bu konu kapandı. Bu kızla görüşmeni istemiyorum. Ne demek görüşmeni istemiyorum ya? Karşında bir ergen yok senin baba. Ben kendi kararlarımı kendim verebilecek yaştayım. Senden de izin falan istemiyorum. Bil diye söylemiştim sadece. Son kez söylüyorum.
bu konu kapandı. Baba, bak evine sokmak istemiyorsan sokmazsın. Ama sen benim dışarıda kimle görüşüp kimle görüşmeyeceğime karar veremezsin. Kusura bakma. Afiyet olsun. Ben bu cihana sığmasam.